1937 doğumluyum. Efendime söyleyeyim. Bu köyde doğdum, bu köyde yaşadım. Efendime son zamanlarda Kıbrıs'a iltica ettim. Kıbrıs'ta yaşadım. Evet. Davut Denktaş tarafından bana iş verildi. Orada çalıştım. Evet. Mesleğim elektronik. İşte elektronikçiler dernek başkanlığını yapıyordum o zamanlar. Elektronikle hep işlerime uğraştım. Günlerim, iyi günlerim oldu. Şimdiye kadar yetişen çıraklar hep benim yanımdan geçmiştir. Şimdiki ustalar. İyi davranmış. Şimdi Şerafettin Bölükbaşı. 1935 doğumluyum. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm, ziraatçıydım. Ziraatçılarla çok uğraştım. Asya'yı sağım gelmeden önce iki büyük kardeşim vardı. İkisini bir yazdırmışlar, ikisi birden asker oldular. Ben yalnız kaldım. Onlar asker, babam hasta oldu. Babamın hastalığı, onların askerliği, iyi bir meşakkat çektim. Ağlayalım geldiler, ben asker oldum. Gittim işte eğitimden sonra usta birliğine geldim. Beni tabut santralcısına tayin ettiler. İpi bir zaman santralcılık yaptım. Ondan sonra aldılar batarya yazıcılık, yazıcılık yaptım. İşte öyle oradan terhis oldum. Kışlar dağda bugün dağda başa geldim köye, büyük ağabeyim ayrıldı, bir de küçük kardeşim o da ayrıldı. Biz iki kardeş kaldık, Sait Bölükbaşı'yla ben beraber kaldık. Ziraatçılarla uğraştık. Çoğu ziraatçılık yaptık. İşlerine çok çalışırdık. Bu pasimlerde de elbette Erzurum'da da hiç kimse duymamıştı ismini. Ağabeyim gitti, Adana'dan bir daimiloğlu var bir çiftlikte. Çiftlikte bir satılık biçer döker. Onu getirdi, 10 sene o psikolojilerinden, bu pasimlerin çevre köylerden duyan eşiden Şeref'in bir çeri varmış, ziyarete gelir bakarlar, tarağa yemek getirdiler, meyve getirdiler, psikolojilere bakarlar ki bu ne? Zirasımız öyle geçti, yaşlandım, 70 yaşımda terk ettim, hepsini sattı koydum, gittim Erzurum'da ev aldım oturuyor. Asrı kurban sen haram ettin o köyleri. Baykuş öter oğul bir genele 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 dost ben adayım ben paşayım diyenler kapıları kitlemişler gülüm bir genele 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 ben ağayım ben paşayım diyenler hep kapıları kilitlemişler yar bir gelele 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 dost gelele 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 de suna boylum gelele gelele de dudu dilim gelele. Arkadaşımız çocukluktan bu tepenin bu yamaçlarda çok hep güzel oturmuşlar. Hep birlikte büyüdük. Beraber büyüdük. Gecemiz, gündüğümüz, yaşlılıkta da, delikanlı çalığımız da hep beraber geçti. Kış yaz oldu mu herkes tarlada işte.
Akşamdan akşama belki bir araya gelebilirse tahtadan, o kadar. Tahtadan araba yapardık işte. 300 niyetini onu koşar çekerdik. Biz yavrini bırakırdık. Eşek dedik biz. Bir ağaç buğucu çatallı. Oradan iki tane ağaç dikersen bir oradan bir buradan arasını da bir tane koydum. Böyle matları ayırır. Onda da eşek arabası. Onu çekerdik, biner çekerdik. O ben çekerdim, ben onu çekerdim. Eğlencemiz de onun aradı. Evet, bugün kimin oyuncağı kişiler ne aradı ki? Bunlarla eğlenceli. Günümüz iyi geçti. Günlerimiz beraber çok iyi geçti. Yokluk devresiydi. O zaman kolay kolay bir şey bu. Bir ekmek bulduk muydu? Dünyalar bizim oluyordu. O zamanlar paylaşmak daha... Ne diyorsun? Paylaşmak o zaman... Akrabalar arasında paylaşmak oluyordu. O olmasa zaten idare olunmazdı. Çünkü birisinin var, birisinin yok. Böyle bolluk yok, o zaman vesait yok. Bulamıyorsun şimdi gibi değil ki. Şimdi efendime söyleyeyim, bu istediğin an buğday, ekmek. Bir saat içerisinde vesaitle temin oluyor. O zaman öyle bir şey yok, 300 arabasıyla yayan. Düşün, Ankara'dan buraya bir 300 arabası kaç günde gelir? Erzak getiriyorsa. O zaman da çok zor günlerdi. Ama birlik beraberlik vardı. Birlik beraberlik vardı zaten. Birlik beraberlik olmazsa yaşayamazsın. Senin var, benim yok. Sen mutlak bana yardım etmek zorundaydın. Bizim yanımızda bunların o zaman ahır odaları vardı. Ahırda odalar. Burada çünkü sıcak olurdu. Oralarda oturur, toplandılar. Akşamdan akşama mutlaka hep orada toplanır, otururlar. Günüzün de ihtiyarlar devamlı orada otururlar. Çünkü sıcak yer. Nereye gitsin ki başka bir gidecek yer yok. Muhabbeti nasıl olurdu? Gelmişten, gitmişten, geçmiş zamanlarda herkes bildiğini işte şeydi. Zaten vakit geçmek için mutlaka bir şeyler olurdu. Oyun çıkardırdılar. Eğer sohbetli oyun, eğerse bilinçli yani oyunlar olurdu. İyiydi yani o zamana göre, o zaman başka böyle vesait yok, bir yana çıkamazsın. Ondan başka eğlencen yok. Ne yapacaksın? En güzel şeyler onlar. Şimdi kimin Allah'a yüz bin şükürler olsun istediğin zaman, istediğin şey. Geliyor o zaman, o yok ki, bulamazsın ki. Bir yerden bir yere gitmek için 24 saatin alacak, yayan gide gelesin. O erzak temin edesin. Şey, köy odalarında otururduk işte, pison derdik, pison yapacağız. Pison dediğimizde işte bir helva, kara helva. Bir yağ, un. Onu da bulmak için, onu da temin etmek için kolay kolay olmazdı. Zengin evlerden işte yok hani unun işi eder, kara helva yapar. Bir eğlence olsun diye. Akşamlar işte onunla, her zaman değil o da. Böyle haftada 10 günde bir olurdu. Her zaman onu yiyemezdik çünkü. İşte vaktimiz öyle geçerdi. Süt helvası diye bir helva. Süt helvası diye. Süt helvası diye bir helva yapardı. Sütüne şeker. Sütüne şeker. Onu şimdi yapsam siz yeseniz dersiniz ki her zaman bundan yap. Yiyelim. Doğum günü onu dedi de Adana'dan gelip siz bir numara tatlısınız. Köyde niye dişeyle bunu yapıyorsunuz? Şimdi sütüne şeker. Şeker. Mesela 2 kilo süt ise 1 kilo şeker koyarsın. Daha çok 1,5 kilo. Ateşin üstüne kaynar. Yalnız devamlı karıştıracaksın. Taşar gider. Karıştırırsın ta olmaya yakın da şey etmez, ocağı yanmasın diye. Yaparsın, tepsinin üzerine biraz şeker tozu, onu tökersin oraya. Şöyle kurur yani o bir pasta gibi olur. Çok lezzetli dilimler, bir yiyecek. Dilimlersin. Şimdi gençlikte mesela biz burada yaptıksak, onu dışarıya koyacak, kış soyulsun. Bunu sezen diğer odada oturan arkadaşlar kurulardılar. Koyak oraya onlar gelip kaçır götürürdüler. Biz onlardan önüne bizde yani çok da lezzetli olurdu. Bu sefer mesela bizimkini götürdüler, bizi davet ederdiler.
yemekler beraber yiyirdik. Hep hop. Hani yaylam, hani senin ezeline, ezeline. Zırhçılık en zor meslek. En zor meslektir. Hep güz işidir. Evet. Hepsi güz. Uykusuz kalırsın. Yorgun olsan bile çalışmak zorundasın. O zaman çünkü traktörler yok. Öküzleri koşursan düven, gem. Gemleri de hadi düvendir. Ondan bir haftada her şeyin halledersin. Bir haftayı geçirdi mi o zaman ekinin de kurur. Ne görürsün bir şey yapamazsın. Tınaz yaparsın, makinelerle savurursun, yorgun, uykusuz der. Saman merekti, o saman üstüne bir şey yatarsın. Oh, ama bir rahat ha. Hemen peşine bir çay. O zaman çay da... Çay ne kabul edin ki? Lezzetli bir çay, su. Çayı demlerdiler, nenem içerdi, bardağın dibinde bize verirdi. Yerdim, biz de alırdık. Şeker nerede bulursan çay. Şeker yok, şeker ne var? Zamanında her evde şeker de bulunmuyor. Şeker nerede? Şeker. Misafire eyleme için onun dibden dibe saklardılar ki misafir gelirse şeker yok. Yüz haneli köy gelirdi 30 torba şeker. Bunda biraz muhtarının öğretmenin. He, bir torba şeker. O zaman adaletsizlik işte vardı. Öğretmenle kimeydi? Muhtar. Muhtara. Bir teles belki 30 kilodur şeker. Yarısı onlara, yarısı da şey bir köy. Evet. Hatta mesela ona itiraz edenler olurdu. Anlamam, eradın gözüze töken demiş. Gözüze tökün diyen muhtarımız da vardı. Koz yağı gelirdi, tenekeyle. Bir teneke. Efendim, mataralar vardı, asker matarası. Bizim köyde her evde vardır o. Gelirsen işte mataralarından birer tane muhtar dağıtır, alır gidersen. Ondan bir ay geçim sağlayacaksan. Tabii ya. Karanlık. Onun için hangi bir varlıklar varsa o mahallenin kadınları onun evine toplanırlar. Eşeğleri onun aklına toplanırlar ki o lambanın ışığından faydalanırlar. Şimdi tabii. Bugün bir şöyle anlatayım o ben. Şimdi şeyler gelmişler. Arık neydi o devletin adı? Suriyeliler, o tekinler. Çok, bunu yani çay uzaklandı, işte geldim daha gördüm ya mühün, orada konuşuruz. Efendi geldiler, Türkiye'yi yediler, şöyle oldular, böyle oldular. Yani Türkiye'yi sanki yedi bitirdiler, fakirleştik. Nurdu onlara bir şey anlattım, dedim ki bu ya, çok yanlış düşünürsünüz. Onların nasiplerinden belki de biz nasiplendik. Köyümüzde Mehmet Emi diye bir adam, yaşlı, hasta, fakir, sütten başka bir şey yemiyor. Ya böyle bu mevsimler ineklerde kurumuşlar, bir tek inekimiz sağlar. Onun Sağır Mehmet Emin'in kızı gelir, günde işte ona bile süt verirler, götürür. Nihayet bir gün inek sütü tökür, teymiş ünü sütü tökür. Ya şimdi bu herife gelir süt isterler, zavallı ne eder falan, öyle düştü canım. Haber geldi Mehmet Emin ölmüş. Yani o Sarı Ozan'da anlattım arkadaşlar o bahsede. Mehmet Emin ölmüş. Birkaç gün sonra ailesi geldi işte, o da zamanda süt verdi, söyledi, helaldim falan filan. Anam dedi ki, Nazime ne dedi, biz onun sayesinde süt yiyirdik. Öldükten sonra inek bize de süt vermedi. Ya, inek daha sağalmadı.
Onun sayesinde yine sağılır. Mesela bir kilo ona verirse iki kilo da bize kalır. Öldüğü gün yine sütü töydü, daha da sağılmadı. Biz onun nasibini yiyirdik. Bugün bu adamlara da itiraz etmeyin. Nasipleri burada Allah oradan göndermiş şeyler. İnsan insan derler idi. İnsan nedir? Şimdi bildim, can can diyor. Söylerlerdi, ben can nedir? Şimdi bildim. Ağabeyim yıkılan köyünden ev vermişti. O zaman ben de işte erzak götürüp getiren benim. Gidip geliyordum. Benim şimdiki aldığım hanım da o zaman ufaktı. Bu da işte yardımcı oluyordu şu bu. Derken aradan zaman geçti. Benim de evlenme çağım geldi, nasip oldu. Ağabeyim gitti istediler tabii ki. Bize biliyorlar kim olduğumuzu, itirazsız verdiler. Evet. Günümüz iyi geçti velhasılıkla, hiçbir sorunumuz olmadı. Efendime söyleyeyim, Helen daha da hiçbir sorunumuz yoktur. Sever misin? Birbirimizi çok severiz. Çünkü hiçbir sorunumuz yoktur. Yani aile geçimimiz çok iyidir. Yoklukta gördünüz vallahi. Yokluk, yokluğu sorarsan o yokluğu görmeyen adam. Yokluk bir yerde insanı terbiye eden bir şeydir. Yokluk görmeyen adam hiç bir şeye yaramaz. Yokluk göreceksin ki bu zamanda bir yoksulun halini bilesin. Yok olsa bilemedikten sonra senin hiçbir önemin yoktur. Bizim burada bizim akırlar, burada Baca, bu karşıda da evleri. Oradan görür, ben buradan derken birbirimizi anlaştık. İşte öyle işlerde öğrendim. 3 sene beraber kaldık. Bir çocuk oldu, kız 8 gün yaşadı. İkinci çocuk oldu, hanım öldü, çocuk 40 gün yaşadı. 40 gün sonra o çocuk da öldü. Bir sene de öyle dul bekledim. Ondan sonra Tuğçuy var, oradan evlendim. Orayı da şey, yani Emmenoğlu köyden evliydi. O eseriyle tanışmıştık. İşte öyle ondan da evlendik. Şimdi hele daha beraber yaşayacak. Ondan da tek bir kızım var. Kızım da evli şimdi. Kızımın da bir oğluyla bir kızı var. Oğlu üniversite okur, kızı da benim yanımda nenesine hizmet edilir. Gençliğinde de bu kalabalık değil, pek. Birbirlerini hoş görmeleri lazım. Şimdi insandır, birbirine karşı ilaç kabahati olabilir. Affetmesini bilmeli. Karı koca, koca karı bağışlayabilmeli ki. Varlığa yokluğa tahammül etmeli. Sen yokluk getirmedin, götürmedin şey demeli. Evde ne varsa ona kanaat etmeli. Kadın ya erkekte onun pişirdiklerine itiraz etmemeli. Elinden ne gelirse onu yapar, o da onu tenezzül etsen yemesi lazım ki ömür boyu yaşayabilirler beraber. Yoksa dedikodu yerse evin arasında hep ayrılığı ondan sonra iyidir. Yani kadın koca dedikodulu yaşayana kadar boşansın, ayrılsın, ondan iyidir. Tutun başta gelir, savurgan olmayacaksın. Tabii. Tutumlu olacaksın. Savurganlığın sonu yoksulluğa gider. Eyvah beni, eyvah beni, ömrüm kadrini bilmedi. Ömrüm kadrini bilmedi. Thank you.
Vallahi gençliğimiz işte bu dağlarda falan böyle odunlardan araba yapar, çekerdi. Efendime söyleyeyim. Bunlar çocukluk. Çocukluk şeyleri. Yaşımız işte. Yeme içmeye, o zaman yeme içmeye hiç kimsenin aklına gelmiyor. Bir ekmeğin oldu muydu, tamamdır. Böyle varlık, yokluk kimse bilmezdi. Var olan zaten var, var olan da kimseye bir şey vermezdi. Yok olan da ne verirsin. Şimdi o zaman hızekler vardı. Kar yağdı mıydı hızekler. Kar yağmadığı zaman da at arabaları. Neyse o at arabalarıyla gider gelmezdi. Zor olurdu tabii. Daha önceleri yaya giderdi. At olan atını bineye gider. At olmayan yaya. Heybe atarım uzuna gider. Orada halis bu kızlar var. Onun kahveleri, kanları vardı. At olan kana bakılar. O heybeyi de o kahvede koyarlar. Ne alacaksa evine işte alır heybeye koyar. Sırtını alır akşam döner köye kuşa. At olan atıyla at olmayan yaya gelirdi. Ondan sonra işte at arabalar icat ettiler. Parasıyla götürür yatırdılar. Derken son o minibüs yol yapıldı. Minibüsler icat oldu. Minibüslerine geçtiğimde yerlerden de öyle devam etti işte. Tabii. Vallahi o ata eşeğe zaten alışkın kimseler. O zaman atına vesaire yaşantımızın çoğu onlarla geçiyor. Şimdi nasıl traktörünü o zaman da at eşeğine vesaire oydu. Vesaire oydu. Yani onun o atın eşeğin olduğu yerde hem sıcak olurdu, rahat ederdik. Hem de onların, şimdi her kim nedir desin, onların nefesinde bile bir hikmet vardır. İnsan vücuduna sıhhat veren bir şey vardır. Yani bahsedecek, yani onlarla yaşırsız niye böyle şey? O zamanın adamları hep uzun ömürlü. Hep 80'le, 90'le girerler sıhhatle. Çünkü hayvanlarla hep oturduğu yer hayvanların şeyi. Beraber. Onun nefesinde bile bir hikmet var. Şu yalan dünyaya geldim giderim. Gönlü senden özge yar bulamadım. Yar bulamadım. Yaralandım alkanlara belendim. Elimin kanını yur bulamadım. Zaten o zaman yoksul zamanlar öyle şunu yiyeyim, bunu yiyeyim diye bir şey yok. Ne buldunsa. Elen ne geçtiyse, ya ne ekmek bile elen geçti yedi. Dünya nimeti senin. Cuma günleri pilav pişirirdiler. Cuma günleri de pilav yaparlar. Cuma ya. Camadan gelen pilav yese. Bulgur aşı, şile. Şileyi bilir misin ne? Şile çok lezzetlidir. Onu şimdi bunun pilavını biraz daha sulusudur. Kemikli etle pişirirsen onu yemeğinden doyamazsın. Hem de o vücuta da çok yarayışlı, sıhhatli bir şey. Pişirmesin değil de anam yapardı. Bulgur, biraz suyunu fazla koyarlar. Pilavdan daha biraz suludur. İşte öyle kaşığından geçsin güzelce. Kolay gelir, lezzetlidir de. Çok severdik onu. Yani hele etlenen pişti miydi? Oo, sen bile olsan şimdi dersin Cercim Şile'yi. O ziyadeden lopa derler, lepe derler böyle Adana. Bizim köyde o da öyle. Bunu yerdik, benim yemeğler de öyle. Şeyde, sebzelerden kurdurmuş evde. Mesela fasulye. Lubya derdim onu. Ondan kurdular, onu pişirdiler. Başka eve ektiğinden bir ot vardır. Onlardan toprak kurudurlar. Bir de kuş ekmeği dediğimiz bir ot vardır. Sivaslılar ne dediler? Madımak. Bizim o muharmanlarda çok fena biterdi. Onları toprak kurudurlar. Kışın onları yemek yapardılar, yerdik işte. Ama onun bir
Tabii ya. Ya o bir zaman... zaten mutlak herkes kovurma keserdi. İnek keserdi, keserler edi. Et kovurma etimde o yemeklere koydum mu daha tadına doyamazsın. Hele az oldum mi zaten sorbacısın. Az olsan ne desen mezzetlidir. Ya şimdi meşakkatli günlerdi ama tatlı günlermiş. He. Yani bir oyun yemek buldun mu, yedin mi, karnını doyurdun mu, dünyalar senin. Şimdi zaten yemeğe tenezzül etmiyor adam. Diyor adam bu ne ki ya, bu olsaydı. Halbuki o zaman o şile, nayet bir suyla pişmiş, atacak yağına dünya mali değerdi. Ya şimdi o günlerin meşakkatı da ne ediyorsun? Osmanlı yıkılmış. Cumhuriyet yeni kurulmuş. Bir binayı tebeninden yık, onu yapana kadar, bina yapana kadar ne kadar biz meşakkat çekeceğiz? Sonra aynı o meşakkatleri millet yaşadı. Sonra yiyeceği anında bulamazsın şimdi öyle değil. Şimdi. Ondan dolayı. Hiçbir şey yok. Yok o, neden yok yiyecek. Ondan yok. Osmanlı yıkılmış, Cumhuriyet yeni kurulmuş. Diş ticaret yok, alım yok, satım yok. İşte milletle vezi toplayacak ki devlet bir şeyler edebilsin. Yani bu yoksulluklar da bundan yaşanmıştır. Bir hükümetin yıkılması, yenisinin kurulması bunlar meşakkatli işlerdir. Araya geldik mi o günlerimizi anladık mı? Ekmek bulduk mu şimdi o günleri arıyoruz. Şimdi ganimet içerisinde üzüyoruz. Farkında değiliz onu. İlla o geçmiş zamanı mutlaka hiç unutamayız. Zaman o geçmiş zaman çok iyi bir zamandır. Yoksulluğun da çok güzel özellikleri vardır. Yoksulluğu... Gördün mü varın kıymetini bilirsin. Yoksulluğu görmeyen adam hiçbir şeye yaramaz. Şimdi tüm insanlar kanaatli olmalı, birbirlerine saygılı. Herkes birbirini sevmeli, saymalı. Şu kim, bu kim dememeli. Herkes insandır. Yoksulluğu da, fakirin hepsini bir tutup, hepsini bir saymalı. Herkese hürmet etmelidir. Gençler yaşlılara saygılı olmalıdır. Yaşlılar da gençleri sevmeli. Bir de bilmez, sevmeli. Kim olursa olsun. Bu durumlar çok iyi şeylerdir. Yani insanlar saygılı, hürmetli olmalı. Hükümetlerine bağlı olmalı. İktidar da kim olursa olsun buna yardımcı olmak. Yıkmak değil. Yıkmayla hiçbir kazanamaz. Kim en sevmediğin iktidar olsun ona yardımcı olmalısındır. İyi günleri de gördüm, kötü günleri de gördüm. Şimdi onların hepsi geçmiş zamanda kaldı. An bu an. Çok memnunum. Halimden memnunum. Hem Nebim Hakk'a Muhammed'dir Resulullah. Hem İslam dinimdir dinim. Kitabımız kelamullah. Neyine güvenem yalan dünyanın kerem yandırıp kül etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Mecnun Leyla için düştü çöllere, Ferhat'a dağları yol etmedi mi? Mecnun aşığıdır yarı Leyla'ya, Ferhat'a dağları yol etmedi mi?
kılıç bana. Kurduğum bağların döndü virana. Kardeşi Yusuf'u attı zindana. Kader Mısır'da kul etmedi mi? Kardeşi Yusuf'u attı zindana. Kader Mısır'da kul etmedi mi? Aman efendim, derman efendim.